Ama şimdi ben biraz konuklarıma dönmek istiyorum. Viyana'daki saldırıyla ilgili ilk belirlemelere göre 7 can kaybı var maalesef. İsmail Sarmaz, ilk gördüğünüz yani ilk elimize gelen bilgilerle nasıl bir terör saldırısı sence, ne dersin? Şimdi ilk etapta sinagoga dönük bir saldırı bilgisine sahiptik. Sen de az önce sinagoga yakın bir nokta diye ifade ettin. Birincisi bu buranın bir netleştirilmesi lazım. Çünkü Fransa'daki son... Evet, İçişleri Bakanı zaten açık bir terör saldırısı Tamam, altındayız terör diyor. saldırısı ama yani dini bir merkeze yönelik bir terör saldırısı ile diğer yani birden çok merkezi amaçlayan terör saldırısı arasında bir herhalde yorum farkı doğar diye düşünüyorum. Çünkü geçen hafta Fransa'da bir kiliseye doğrudan bir saldırı meydana gelmişti. İtalya üzerinden ülkeye giren bir Tunuslu saldırgan tarafından. Eğer bu da buna dönük yani dini merkezleri de hedef alan bir saldırı ise o takdirde Avrupa'da zaten yani dizgininden kopmuş İslam karşıtlığının, İslamofobinin, göçmen karşıtlığının artık bütün azgınlığıyla önünün açılacağını Çok düşünüyorum. kötü. Fransa'da da geçtiğimiz haftalarda iki saldırı olmuştu. Bunlar acaba onun devamı mı Ben biraz bilgi Nagihan? verebilirim. Peki lütfen. Yani 10 dakika önce Tagesschau'da Avusturya medyasına bakıyorum. Olanlar belki bizden biraz daha fazla tabii yerinde olduğu Evet, için. doğru. Şimdi İçişleri Bakanı bu bir terör saldırısı diyor. İddialara göre 6 farklı yerde silah sesi duyulduğu söyleniyor. Bir saldırgan birden fazla saldırgan olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Bir saldırgan uzun namlulu silahla saldırmış, polis tarafından etkisiz hale getirilmiş. Diğer saldırganlarla ilgili arama devam ediyor diyor. Tabii dakikalar içinde Yedi gelişmelerde. Ve bu arada katili de bu kişi mi? Şimdi onunla ilgili henüz bir bilgi yok ama bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğüyle ilgili Avusturya medyasında Peki. şimdi bir haber var. Hattımızda Abdullah Ağar var. Kendisine sıcak olarak ne gördüğünü, ilk yorumlarını soracağım ama bu arada Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun'dan yeni bir mesaj daha var. Lütfen Viyana polisinin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi. Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte. Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın. Sokaklara çıkmayın. Polis tehlike geçti açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın diye 4 dakika önce yayınladığı çok sıcak bir mesaj var Büyükelçimizin. Evet, Abdullah Ağar'ı dinleyelim. Nasıl görünüyor bu terör saldırısını, siz nasıl yorumlarsınız? Kübra Hanım, iyi geceler öncelikle. Şimdi tabii en önemli konu bunun ihalesinin kime kalacağı. Yani nasıl iktisatlanacağı meselesi. Yani son dönemde tabii kaygı verici olan boyutu şu. Eylem bazı kişiler veya bir takım örgütlerle bağlantılı olsa bile özellikle son dönemde artan gerilim, dinsel anlamdaki gerilim, bir diğer tarafıyla İslamofobi üzerinden yaşanmakta olan o büyük tenakuz açıkçası insanlarda kaygı uyandırıyor. Ve şu ana kadar ortaya çıkan düşmanlaşmanın, kutuplaşmanın derinleşmesiyle ilgili emareler barındırıyor. Tabii burada şunu düşünmeden edemiyoruz. Bu yakın dönemde kendisini gösteren bu düşmanlaşmanın, bu gerilimin bir takım etki odakları tarafından kendi menfaatleri doğrusunda kullanılması. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli Abdullah Bey. Çünkü aslında son dönemde biz bir İslamofobi üzerine çok konuşuyorduk. Hatta Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaları belirli odaklar bunu bir medeniyetler savaşı olarak okuyorlardı. Din savaşı olarak evet, din savaşı. Çalıştı. Şimdi bu saldırının da bir sinagog yakınında meydana gelmesini nasıl yorumlamalıyız? Şimdi tabii sinagog yakında olduğu söyleniyor. Ama benim takip edebildiğim kadarıyla 6 farklı alanda saldırı yapıldığına dair bilgiler var. Yani eş alanlı, çok alanlı bir saldırıdan bahsediyoruz şu an. Yani benim yerel medyadan da takip edebildiğim kadarıyla çok farklı yerlerde teröristlerin varlığına dair görüntüler var. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Sayın Ceyhun'un da yapmış olduğu açıklamalar bunu teyit ediyor. Yani sonuçta şu an netleşmiş bir fotoğraf yok.
Ama can kayıplarına dair görüntüler var. Oldukça acı verici ne yazık ki. Evet. Bunlardan bir tanesi de bahsettiğiniz gibi sinagogun yakınlarında. Çünkü geçtiğimiz günlerde Fransa'da da benzer saldırılar olmuştu. Yani doğru, burada yani biraz ihale kime kalacak? Tabii bilmiyoruz şu anda teröristlerin kimler olduğunu ama... Biri yakalanmış bu arada. Biri yakalanmış mı? Ben evet, Nagihan Altun'un son dakikasında paylaşalım. Sağ. Biri ölü evet biri onu sağ. Söyledim. Biri sağ ele geçirildi. Peki buyurun Abdullah Bey kulağımız sizde. Yani şeyler de var. Yani bir beyaz tulumlar falan giyiyorlar. İlginç bir şey var işin içerisinde. Hani bir grup halinde ateş açıkları bir takım görüntüler var. Yani ve uzun namlu silahlar kullanıyorlar. Avrupa'nın göbeğinde, Viyana gibi bir yerde uzun namlulu silahların bulunması, bunlarla bir saldırı düzenlenmesi de açıkçası akla çok soru işareti getiriyor. Yani çünkü bu şekilde Avrupa'da bu radikal eğilimli olan grupların çok iyi takip edildiğini biliyoruz. Yani onların bu konuya çok konsantre olduklarını biliyoruz. Hatta sayılarıyla ilgili dahi çok net rakamlar verirlerken bu şekilde otomatik silahlarla Avrupa'nın göbeğinde böyle çok alanlı bir eylem gerçekleştirilmesi pek çok şüpheyi de beraberinde getiriyor Kübra Hanım. Yani evet, şüphelenmek zorundayız. Çünkü sonuçta bu bizim Türk dünyasına, İslam dünyasına ihale edilmekle ilgili riskler var. Yani hemen bu özellikle YPG PKK ekseninden çok ciddi anlamda bir psikolojik harekat kampanyası başlatıldı. Bir kamu diplomasi kampanyası başlatıldı. Şimdi bu da bunu sorgulamamıza sebebiyet veriyor. Yani neden? Neden bu işin bir şekilde bir takım ülkelere ihale edilmeye çalışılıyor? Neden İslam dünyasına ihale edilmeye çalışılıyor? Şimdi sonuçta bir terör eylemiyle karşı karşıyayız. Bu tür eylemini gerçekleştiren bir örgüt ve o örgüt arkasında saklanmış bir istihbarat servisi veya bir devlet var. Yani sonuçta bunu fonlayan birileri var. Bu eylemi yöneten birileri var. Arkasında bir akıl var. Şimdi örgüt bunu kendi bağımsız dinamizm içerisinde harekete geçirmiş olabilir mi? Evet, o da olabilir ama yakın zamanda özellikle bu pandemiyle de beraber ortaya çıkan bu sınırların kapatılmasıyla birlikte hani uluslararası arenada bir transferle eylemin gerçekleşme ihtimali son derece azaldı. Yani hani literatür bunu söylüyor bize. İçeriden bir eylem var. O zaman içeriden böyle bir eylem yapabiliyorlarsa bu teçhizatı nereden buldular? Bu uzun namlulu silahları nereden buldular? Sizde bazı şüpheler uyandırdı yani, öyle mi bu saldırı? Yani ben açıkçası bu artan gerginlikte zaten hani dile getirmiyoruz ama bekliyordum yani bu tür saldırıların olmasını. Çünkü bu tür saldırılarla beraber büyük bir gerginlik zaten kendisini göstermişti. Hemen ihalesi birilerine kalacak. Ve bu ihalenin kalmasıyla ilgili bir takım mekanizmalar da hemen devreye girdi. Yani özellikle bu yani sosyal medyayı taradığınız zaman yani özellikle bu YPG PKK'lı hesaplar hemen ihaleyi Türkiye'ye bileti Türkiye'ye kesme eğilimi içerisindeler ve buna dair çok açık göndermeleri var. Bununla ilgili şeyler paylaşıyorlar, işte yorumlar paylaşıyorlar, bir takım işte hatta karikatürler geçmişte yapılmış karikatürleri vesaire paylaşıyorlar. Böyle şeyler var. Hani çok özellikle Batı dünyasının aklı selim kesimlerinin, devletlerin çok hassas davranması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü burada belli ki bir takım yapılar, bir takım güç odakları gerek İslam dünyası içerisinde kırılganlığı arttırmayı oynuyor, gerek İslam dünyasıyla Hristiyan ve Yahudi dünyası arasındaki bu kutuplaşmayı, bu dinle ilgili din hassasiyetli zıtlaşmayı, rekabeti körüklemek istiyor. Bir diğer tarafıyla da Batı dünyasının içerisindeki Müslüman kitlelere veya işte Müslüman orijinli etnik kitlelere karşı bir takım hassasiyetler veya bir takım etkiler geliştirmeye çalışıyor. Şimdi bu Batı dünyası içerisinde de ciddi anlamda istikrarsızlığa sebebiyet verecek. Yani sonuçta bir etki tepki olayı evet, ve zaman içerisinde bu daha da derinleşecek, daha da kötü bir noktaya geçecek. Yani o yüzden bence Batı dünyasının aklı selim insanlarına, aklı selim devletten hala kendisini buna kaptırmamış ülkelerin ortaya koyacağı
aklı selim uygulamalara çok ihtiyaç var. Yoksa gerçekten dünya çok kötü bir yere gidiyor. Doğru, yani doğru. Bir savaş çıkıyor bir yerde, kendi içerisinde bir savaş var. Bu savaşı bir din savaşı olarak birbirine lanse edebiliyor ve bunun Batı dünyasında çok ciddi anlamda karşılığını görüyoruz. Saldırın... Bu, bu...